Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün köydeyiz ve tam bir bahar havası var. Şöyle bir etrafınıza baktığınızda her taraf rengarenk, bütün kır çiçekleri açmış ve ağaçlar uyanmaya başlamış. Kuşlar zaten cıvıl cıvıl bahara ilk önce onlar bize müjdeliyorlar. Bugün hava çok güzel olduğu için bütün arılar sahada harıl harıl çalışıyor. Hepsi bal yapma peşinde. Çünkü bütün çiçekler açmış arkadaşlar. Ben de sizlere köyümüzde bulunan şifalı bitkileri, şifalı çiçekleri göstermek istiyorum. Bu gördüğünüz bir kır menekşesi ve çok güzel bir kokusu var. Aynı zamanda şifaları da saymakla bitmiyor. İsterseniz şu şekilde taze olarak tüketebilirsiniz. İsterseniz kurutarak çayını da yapabilirsiniz. İlk önce çayını ben size tarifini vermek istiyorum. Bir tatlı kaşığı menekşenin üzerine bir bardak kaynar su döküyorsunuz ve 10-15 dakika demlendikten sonra tüketiyorsunuz arkadaşlar. Diğerlerinde olduğu gibi bunda da aynı yöntem var. Bu şekilde topluyoruz. Çuhalarla birlikte genelde zaten açıyorlar bu bitkiler. Ve çayını tüketebiliyorsunuz. İster taze olarak, ister kuruttuktan sonra tüketebiliyorsunuz. Birçok şeyde şifası var arkadaşlar. Mesela bu çayı tükettiğinizde idrarınızı söktürür. Menekşe yağı egzamaya ve uyuza çok iyi gelir. Yağını da aynı zamanda kullanıyorsunuz. Çayını tüketirseniz kanı temizler. Bu arada arkadaşlar, eğer bir hastalığınız varsa ve hamileyseniz bu tarz bitkileri doktorunuza danışmadan lütfen kullanmayın. Çünkü ters tepebilir. Bunu da parantez arasında söylemek istedim. Bu bitkinin hem çiçeklerinden, hem yapraklarından, hem de çiçek saplarından faydalanabilirsiniz. Biliyorsunuz bu bahar ayları gribin, nezlenin olduğu aylar. Eğer bu tarz bir hastalığınız varsa boğaz şişkinliğine, baş ağrısına çok iyi gelir. Balgam söktürür arkadaşlar ve öksürüğünüzü keser. Aynı zamanda da göğsü yumuşatır. Şimdi eğer çayını tükettiğinizde, bunu da unutmadan söyleyeyim size, tatlandırmak istiyorsanız kesinlikle şeker kullanmayın. Bal kullanın arkadaşlar. Şeker ters tepiyor bu tarz bitkilerdeki çaylarda. Bal kullanın. Şeker kesinlikle kullanmayın. Ayrıca menekşe çiçeği A ve C vitamini açısından da çok zengindir. Uykusuzluk problemine de çok iyi gelir. Yağını kullanırsanız yağı cildinizi güzelleştirir arkadaşlar. Eğer mide ağrınız varsa ve gazınız varsa bunları da giderme etkisi vardır. Egzama ve uyuzu söylemiştik. Kanı temizler arkadaşlar. Bu bitkinin çayını tüketirseniz kanı çok iyi temizliyor. Mesela yapraklarını ezerek lapa haline getirip bu şekilde kullanabilirsiniz. Çünkü bu yapraklar, elimde gördüğünüz yaprakları ezip lapa haline getirdiğinizde bunun içinde bulunan metil salisattan dolayı bir ağrı giderici etkisi vardır. Mesela baş ağrınız varsa bunun lapasını başınızda kullanırsanız gerçekten ağrılara çok iyi geliyor. Ve çoğaltması da çok kolay bir bitki arkadaşlar. Minik bir kök alıp toprağa diktiğinizde zaten hemen tutuyor. Toprağa hemen uyum sağlıyor. Yayılıcı ve yer örtücü bir bitkidir. Bahçede ya da saksıda bile büyütebilirsiniz. Gerçekten zahmetsiz bir bitkidir ve görüntüsüyle, kokusuyla sizi mest eder. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Sağlıkla ve huzurla kalın. Hoşça kalın.